Sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. 2020 Ramazan ayına hüzünle girdik. Aramızdan bazılarının bu dünyadan öte aleme yolculuğu başladı. Yaş ileri olan, yaşı geride olan, genç olan, hiç kimseyi ayırt etmeksizin, makam mevkii tanımaksızın COVID adıyla dünyamıza gelip vazifesini yapan bu mikrop, bu virüs aramızdan bazı canları alıyor. Doktorlar, hekimler, yönetenler tüm dünyada uyarıyor. Sokağa çıkmayın. Sokağa çıkmayın. Bu sokağa çıkmayın, evlerinize çekilin, hanelerde yaşamanıza devam ettirin dedikleri an ilk hafta cuma namazı kılamadık. İkinci hafta da kılamadık. Camiler kapandı. Herhalde açılır diye bekledik. Fakat camilerin uzunca bir süre açılamayacağını anladığımız an ben ve benim gibi birçok Müslüman cuma namazını ne yapacağız? Biz cuma namazı kılmadan yaşayamayız ki. Hani hep derler diye camilerde hocalarımız 3 kez üst üste cuma namazı kılmayan münafık olur diye. Ben 3. cumada münafıklar sınıfına düşmemek için, yani Müslüman gibi gözüküp aslında yaşamayanlardan olmamak için ve benim gibi birçok arkadaşımın hocam bir namaz kıldırın ve biz size uyalım dediklerinde medya üzerinden, telefonlar üzerinden, bilgisayarlar üzerinden biz de tabi olalım dediler. Biz cuma hutbesini, cuma toplantısını haftalık değerlendirmeyi önemsiyoruz. Bu buluşmayı sosyal hayatın içerisinde mabetlerde yapamıyoruz. Öyleyse sosyal medya üzerinden biz bunu evlerimizde yaşayalım. Herkes namazı kılmayı bilmiyor ki. Herkes cuma namazı nasıl kılınır, nasıl kıldırılır bilmiyor ki. Herkes cuma günü evinde ailesine hitap edecek cuma hutbesi ve cumanın anlamı, haftalık değerlendirmeleri bir araya getirecek konuşmayı serdedemeyebilir. Biz bunu yıllarca yaptığımız için, kendimizin de ihtiyacı olduğu için cuma namazını kılarak, cuma hutbesini vererek, cuma duasını yaparak insanların en çok duaya ihtiyacı olduğu şu dönemde cuma namazı kılmaya, kıldırmaya başladık. Allah kabul etsin. Karantina günlerinde, böylesi bir Ramazan gününde cumasız kalmamak için Bismillah dedik. Toplumun içerisinde bir fitne tohumu ekmek değil, toplumun namazsız, niyazsız, ibadetsiz, duasız kalmaması ve bu manevi, ruhi ihtiyacının giderilmesi için bilakis kendimizi ortaya attık ve Bismillah dedik. Çok güzel haberler geliyor. Çok güzel teşekkürler. Ailece kıldık. Babam da kıldı. Dedem de kıldı. Ne güzel oldu. Allah bin kere razı olsun diye bu teşekkürlerin yanı sıra %99'un memnuniyetinin yanında %1'lik bundan önce, asırlar öncesinde yaşamış din alimlerinin kitaplarındaki kayıtları bizlerle paylaşarak bu cuma caiz değildir diye paylaşımlar yapanları da gördük. Allah 100 sene önceki yaşayanların hesabını 100 sene önce yaşayanların hayat standartları ölçüsünde yaptıkları ve yapamadıklarının hesabını soracak. Bendeniz bir kardeşiniz olarak bir imam çocuğu, müftü çocuğu ve imamlık, müftülük selahiyeti yetkisi elinde olan bir kardeşiniz olarak bu işin mekteplerini 30 yılı aşkın süredir okuyarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemiş, İlahiyat, işletme ve iletişim dalında akademik çalışmalar yapmış bir Müslüman olarak bu sorumluluğu kalbimde ta derinliklerde hissettim. Ve bu ihtiyacı kendi başıma evimde gidermek değil, bunu toplumla paylaşmak adına Bismillah dedim. Arzu eden cuma günleri, cuma namazında duaya eşlik eder. Kabul makamı dünyadaki hiçbir otorite, hiçbir kurum değildir. İbadetlerin kabul makamı Allah Teala'dır. Her alışverişi internet üzerinden yaparken, her aradığımızı telefonlarımızda, bilgisayarlarımızı bulurken, ihtiyaç olan bütün şeylerin en detay bilgisinin servisi bugünkü teknolojik imkanlarla medya üzerinden bize servis edilirken hoş, güzel ama ibadet olmaz. Dünyadaki bütün mabetler şu anda kapalı. Mabetlerin içinden bir tek kişi yayın yapıyor. Ya da mabet havasında vaizler konuşarak insanların manevi gıdalarını doyuruyorlar. Evet,
bundan asırlar öncesinde böyle bir olasılık yoktu. Onlar da veba yaşamışlardı. Ancak veba yaşadıklarında evlerinden dışarı çıkmadılar. Fakat o zaman teknoloji yoktu. Bugün Cuma'nın şartları var. Nedir? İmamın sesi cemaate ulaşacak. Ulaşıyor mu? Ulaşıyor. İmamın sesini gördüğümüz gibi imamı da görmemiz gerekiyor. Bugün camilerde herkes imamı görebiliyor mu? Caminin dışında namaz kılıyoruz camilerde yer kalmadığı için. Görmediğimiz halde kılıyoruz, namaz oluyor mu? Oluyor. Peki öyle oluyor da neden dünyadaki bütün sınırların kalktığı şu yaşadığımız zaman diliminde dünyanın bir ucuyla canlı olarak hiçbir ses, hiçbir görüntü kaybı olmaksızın bir saniyelik bile, bir saniyeden daha kısa sürede bile ses kaybı yokken, görüntü kaybı yokken neden ibadetin servisi olmasın? Hiç kimse şunu söyleyemez. Bu kesinlikle Allah tarafından kabul edilmez. Elimizi açtığımızda Allah Teala kabul makamı. Karantina günleri bittiğinde yeterli hijyen, temizlik ve itina gerçekten vuku bulduğunda o zaman camilerde, mabetlerde saf tutup cemaatle beraber Allah demenin tadını elbette hiç kimse hiçbir şey veremez. Ama unutmayalım, kredi kartını kullanmak caiz değil diyorduk. Şimdi bütün imamlar, hepimiz kredi kartımızla, banka kartımızla maaşımızı alıyoruz. Maaş aldığımız kredi kartıyla banka kartı aynı kartta, mecburen kullanıyoruz. Çünkü paramızı cebimizde taşıyamıyoruz. Hırsızlıktan çekinebiliyoruz, cebimiz şişkin duruyor, olmuyor. Peygamber döneminde kredi kartım vardı? Yoktu. Ama para transferi bir deri parçasının üzerine yazılan notla bir başka şehire gittiğinizde onun karşılığında altın ya da dirhem, o derinin parasını alıyorduk. Uluslararası ticaretler her zaman vardı. Mekke dönemi, Medine dönemi, dünyanın en büyük tüccarları orada da ticaret yapıyordu. En büyük din alimleri neye inanıyorlarsa, güneşe tapanlar güneşi, hayvana tapanlar hayvanı, puta tapanlar putu en güzel şekilde anlatıyorlardı. Sevgili dostlar, Allah bize kulum diyor. Kulun da kulluk vazifesi ibadetlerdir. İbadetlerin en faziletlerinden bir tanesi de cuma namazıdır. Cuma namazı yerine öğle namazını kılmak beni tatmin etmediği için bugünkü imkanları kullanarak iki rekatlık farz olan namazı kılmaya çalışıyoruz. Arzu eden ben kılacağım, Rabbimin de kabul edeceğine inanıyorum diyerek Bismillah deyip niyet ederseniz, namazın sonunda da Velhamdülillahi Rabbil Alemin'el Fatiha dendiğinde şöyle elinizi yüzünüze kapattığınızda namazın şuurunu, namazın manevi halini gerçekten yaşayıp hissetmiş iseniz cumayı kılmaya devam ediniz. Ama ben bundan bir haz almadım. Camideki gibi olmadı. Ben öğlen namazı kılacağım. Öyle bir gönlümden duygu geçiyor diyenlere de Allah kabul etsin diyeceğiz. Sevgili dostlar, bu topraklarda ve tüm dünyada şu anda pandemi, koronavirüsü hastalığıyla hepimiz imtihandan geçiyoruz. Bu süreçte en çok ihtiyacımız olan sosyolojik, psikolojik, biyolojik kendimizi doyurmamız. Bu üç tane başlığı da en güzel doyuranlardan bir tanesi de maneviyattır, duadır. O zaman duaya bahane olacak işlere imza atalım. El açıp amin diyelim, mukabeleye sarılalım. Dualarımızı artıralım, hayırlarımızı çoğaltalım ki Rabbim bize merhamet etsin inşallah. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Kısa bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.